zulmeden topluluğun temeli kurudu. Kur'an'da şöyle buyrulur: küfredenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Allah zalime mühlet verse bile sonunda mutlaka cezalandıracaktır. Onu geçeceği yerde gözetlemektedir ve tükürüğünü yutmasına fırsat vermeden onun boğazını sıkar. Hazreti Ali aleyhisselam yine şöyle buyurdu: mazlumlara yapılan zulme Allah mühlet verir ama görmezlikten gelmez. Hazreti Ali, Allah'ın nimetinin zevali ve Allah'ın gazap ve intikamını hızlandırma hususunda hiçbir şey zulüm kadar etkili değildir. Zira Allah mazlumun duasını işitir ve zalimlere pusu kurmuştur, buyurdu. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah zalime o kadar mühlet verir ki o beni kendi halime bırakmıştır, der. Sonra da Allah onu şiddetli bir şekilde cezalandırır. Allah zalimleri yok ederken kendisini övmüş ve zulmeden topluluğun temeli kurudu ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli zalim olan belde halkını cezalandırırken, Rabbinin işte cezası böyleydi. Şüphesiz Allah'ın cezası elim ve şiddetlidir ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: Allah zalime öyle bir mühlet verir ki onu yakaladığı an asla bırakmaz. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah-u Teala iki kelime arasında Firavun'a 40 yıl mühlet verdi. Sonra onu dünya ve ahiret azabına düçar kıldı. Allah'ın Hazreti Musa ve Harun'a şüphesiz ikinizin duasına icabet edildi buyurmasından icabetini Hazreti Musa'ya tanıtıncaya kadar tam 40 yıl geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor: Aziz ve celil olan Allah bana şöyle vahyetmiştir: Ey peygamberlerin kardeşi, ey uyarıcıların kardeşi, kavmini evlerinden bir eve ayak basınca temiz ve salim kalplerle, doğru dillerle, tertemiz ellerle, günaha bulaşmamış avretlerle girmeleri hususunda uyar. Hakeza kullarımdan boynunda kul hakkı bulunan hiçbir kul evlerimden birine ayak basmasın. Benim huzurumda namaz ve yakarış için durduğu müddetçe o hakkı sahibine verinceye kadar kendisine lanet ederim. İbni Abbas şöyle diyor: Aziz ve celil olan Allah Hazreti Davud'a şöyle vahyetmiştir: Zalime de ki beni anmasın. Zira her kim beni anarsa benim de onu anmam hak olur. Zalimleri anmam ise onlara lanet etmemdir.